selam tehdit davasını kapatan İrfan Fidan, Erdoğan'ın savcısı ve Yargıtay'a tayin ettiği, Anayasa Yüksek Mahkemesi'ne tayin ettiği şerefsiz bir katil savcı HDP davasını o açtı. Cemaat açmadı. Osman Kavala'yı, gezicileri hapse İrfan Fidan tıktı. FETÖ çatı davasında davayı açan 15 Temmuz davasını İrfan Fidan. Erdoğan bütün pis işlerini İrfan Fidan'a yaptırıyor. Ve Selam Tevhid davasının üstünü örten, FETÖ'cü diye polisleri hapse atan İrfan Fidan. Bakıyorsunuz Selam Tevhid davasının arkasında ne var? İran'ın katilleri var. Veli Küçük görevlendirmiş ve Uğur Mumcu'yu öldürmüşler. Mossad'la İran istihbaratı MİT ortak çalışmayla derin devlet Veli Küçük'ün koordinasyonunda Uğur Mumcu'yu öldürmüşler. Uyuşturucu ticaretini yazdı diye. Suçlu olmuş Uğur Mumcu, solcu arkadaşımız Cumhuriyet Gazetesi'nden ve ortak bir cinayet işlemişler, üstünü örtmüşler. Üstü açılmasın diye de hedef saptırmışlar. Gerçek polisler olayın üstünü açmak isteyince, Umut Operasyonu yapınca 2000 yılında müdahale etmişler. Ve fişlemişler polisleri, intikam almaya çalışmışlar. Bu uyuşturucu kokain tacirleri polisleri sevmiyor. Gerçek polisleri sevmiyor. Erdoğan'ın polislerini seviyor. Onlar yakalamıyor kokainleri. Süleyman Soylu'nun adamları kokain mi yakalamış? Yalan tabii. Erdoğan'ın malına dokunmak yasaktır. Aynı zamanda AKP Genel Merkezi'nde Kürşat hem içici hem satıcı olarak Süleyman Soylu'yla fotoğrafı çıktı. Herhalde Süleyman Soylu dağıtıyor ana malı. Torbacı Kürşat AKP Genel Merkezi'nde uyuşturucu satarak, içerek, torbacılık yaparak zengin olmuş. Nerede suçlu varsa, torbacı varsa Süleyman Soylu ile fotoğraf çektiriyor. Legalleşiyor bu şekilde. Yani mafya ve kokain ticareti. Torbacılar, eğer polis size dokunmasını istiyorsanız mutlaka Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirin. O zaman yırtıyorsunuz. Kürşat da yırttı. Savcılar hapiste tutamadı. Onlar bebekleri, kadınları, masumlar atıyor hapse. Alaaddin Kaya'yı atıyor 72 yaşında. Hidayet Karaca'yı, Mehmet Baransu'yu gazeteciler atıyor. Kürşat serbest. Kürşat torbacı olduğu için, Erdoğan için, Süleyman Soylu için çok değerli bir eleman. Malı dağıtacak. Kokain getirdin ülkeye. Bir de bunun dağıtımı var. Dağıtım şebekesinde, AKP Genel Merkezi'nde Kürşat önemli bir rol oynuyor. Ayağına pranga takmışlar diyorlar. Yalan tabii. Kürşat network'ü sağlam bir çocuk. AKP'li gençlerden. Yani bıçkın gibi delikanlı. Ben bu ticaretin ülkemizi ne hale getirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Kutlu Adalı cinayetinde Kıbrıslı gazeteci uyuşturucu ticaretini yazdığı için aynı Uğur Mumcu gibi Veli Küçük'ün hedefi oldu. Veli Küçük pis işlerini genelde o yıllarda Abdullah Argun Çetin, Sedat Peker ailesinden Vedat Peker, Osman Gürümüz gibi katilleri var. Onlara yaptırıyordu. Ülkücü camiadan. İmam Hatip'li bir kısmı. Mehmet Ali Ağaca gibi işte İmam Hatip'li. Abdullah Argun Çetin gibi. Kutlu Adalı cinayetini henüz çok genç olan Atilla Peker beceremedi. Daha o zaman 18-20 yaşlarında çoluk çocuğa silah verip de Kutlu Adalı'yı öldürme emri veren Sedat Peker. Siparişi Veli Küçük'ten aldı. Onun adını çekmiyor. Veli Küçük biliyorsunuz dokunulmaz bir adam. Kumarhane çalıştırıyor Adana'da ve yaşlandı artık. Yaptığı cinayetlerin, yönettiği cinayetlerin haddi hesabı yok. İzmir Sapanca bölgesinde Savaş Buldan cinayetiyle açılışı yapmıştı. Onu da Sedat Peker öldürmüştü. Dolayısıyla bu katil ve mafya düzeninde Kutlu Adalı cinayetinin ortaya çıkartılması için Kıbrıslı gazeteciler ayağa kalktılar Sedat Peker'in açıklamaları üzerine. Daha önce bilmiyor muydunuz? Hepiniz biliyordunuz. Kutlu Adalı'yı Korkut Eken'in, İbrahim Şahin'in, Veli Küçük'ün öldürttüğünü bilmiyor musunuz? Kitaplarımızı da mı okumuyorsunuz? Yıllardır bunları yazıyoruz. Bu katil şebekeyi etöcüleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Kemalist yobazların derin devletini. Erdoğan bu derin devleti teslim aldı, revize etti, AKP'lileştirdi,
kendi mafya elemanlarını yerleştirip kendisine biat ettirdi. Çok büyük terakki etti ülkemiz. Dolayısıyla Attila Peker gözaltına alınmış. Neden Sedat Peker'in deşifre ettiği diğer isimler gözaltına alınmıyor da Attila Peker gözaltına alınıyor derseniz, Attila Peker tetiği çekemedi. Beceriksiz. Şahsen tanırım kendisini. Efendim çocuk. Mafya olmayı beceremiyor. Kimseyi korkutamıyor. Peker kaşarlanması, yetişmesi için hapse girmesinden çok sevinçlidir. Yoksa bu Atilla'nın mafya olacağı falan yok. Harcanıp gidecek çocuk yani. Ne Vedat gibi, ne Sedat gibi Atilla olamıyor. İyi yürekli bir çocuk. Kitap basıyor, böyle kitap okuyor falan. Maalesef Attila Peker de elinde silahla Muğla'da Yunanistan adalarına kaçmak isterken yakalandı. Türkiye'de olduğunu söylemiştim. İstihbarat ve gazetecilik bende var tabii.